Fatma Kurt, enkaz altındayken bile yetimlerini düşündü. Onlar için topladığı 2500 liranın ödenmesini istediği videoyla hafızalarda yer etti Fatma Kurt. Ama o kaydı aldığı sırada iki evladından biri, 12 yaşındaki Bilal, yanı başında cansız yatıyordu. Anne kurt enkazdan kurtarıldığına bile sevinemiyor. Üstüne bir de Bilal'in hasta annesine yazdığı mektuplar ortaya çıktı. Acısı katmerlendi. Mustafa ile 2500 borcum var. O telefonun ışığı bize umut oldu. Yatakların kenarındaki boşluktaydık biz. Diğer oğlum üstündeydi yatağın, onu alamadım. O beni affetmez ki. Annem beni kurtarmadı der. Annem beni almadı der. Türkiye onu enkaz altından çektiği bu videoyla tanıdı. Telefon elinize geçerse kimsenin hakkını koymam ben de. Ama o para aslında borç değil, emanetti. 4 tane yetim çocuğa buzdolabı almak için toplanan paraydı. O emanet paraydı. Yetim çocukların parasıydı. Benim param değildi. Ben o yüzden ödeyin dedim. Yetim çocukların hakkı bende kalmasın diye. Fatma Kurt kendini iyiliğe adamıştı. Çocuklarını da öyle yetiştirdi. Benim oğlum çok merhametliydi. Herkese yardım ederdi. 5 lira harçlık versem gider onunla. Herkese hiçbir şey alamasa sakız alırdı başka çocuklara. Az önce çorba dağıtanları gördük. Diyoruz ki şimdi Bilal olsaydı yemezdi. Onu dağıtırdı oradaki kişilere. Ama olmadı. 12 yaşındaki oğlu Bilal enkaz altında can verdi. Enkazın altında bekliyiz. Ahmet'e gösteriyor. Bilal'den hiç haber yok. Yalnız kaldı 2 gün. Ya üşüdüyse, ya korktuysa, annem beni bırakıp gitti dediyse. Zaten onun üstüne düştüğü için bizim başımız ezilmedi. O bizi kurtardı. O kadar acı ki bu. Oğlunun vücuduyla kurtuluyorsun, o kadar acı ki. Geriye annesinin gözyaşları ve bu mektuplar kaldı. Seni çok seviyorum. Sen ne dersen yaparım. Odun dersen getiririm. Kömür dersen getiririm. Çocuk kalbiyle hasta annesine mektup yazdı. Sen yeter ki iyileş dedi. Canım annem, bu sana oğlum Bilal'den. Seni seviyorum. Evleri yıkıldı, köylerine gitti kurt ailesi. Bilal artık yoktu. O kadar güzel bir hayatımız vardı ki, 5 kişilik bir aileydik. Betonlar üzerine düştüğünde can acımış mıdır? Acımamıştır inşallah. Nasıl acı çektin yavrum diyorum, nasıl acı çektin? Her yerde yavrularından bir iz. Annenin aklında hep o son anlar var. O karanlık, o çaresiz anlar. Ben bütün ailemi çok seviyorum. Sen yeter ki yanımda ol. Yanında olamadım ki yavrum. Herkes çocuğunu çok öpsün. Hiç onları incitmesin, üzmesin, kırmasın. Yemek yeme, az ye, kilo alıyorsun demesin hiçbir anne çocuğuna. İyice yesinler. Artık yiyemiyor çünkü, yiyemiyor. Her sofra serildiğinde benim için anne.